ağızdan Rabbimiz bizi besledi. Yani şimdi kulağımızdan da beslesin inşallah. Değil mi? Zahir batın illahu. Zahirimizi böyle besliyoruz. Rabbimiz besliyor tabi. İnşallah ruhumuzu da besleyelim. İki yönümüzü de besleyelim inşallah. Cılız kalmasın. Bir tarafından bir tarafı cılız kalırsa olmaz. Tek kanatlı kuş uçmazmış. Çift kanatlı kuş olması lazım. Zaten tek kanatlı derler ki ona kuş da denmez yani. Bilmiyor adına ne dersek bilmiyoruz. Tek kanatlı kuş da olmaz. Uçamaz mı? Uçamaz kuş da olmaz. Kuş da başka bir mahluk olur yani. İnşallah biz iki yönümüzü de besleyelim. Helal dairesinde tabi. Allah manevi madde soframızı bereketli kılsın. Rızkımızı bol eylesin. Helal dairesinde inşallah manevi madde rızkımızı ihsan etsin inşallah. Zahiren de helal beslenirse bu vücut sağlıklı olur. Mana rızkımızı da Allah helalinden versin. Çünkü ehlinden almak lazım. Yani ehil olmayandan alırsak veya hak etmediğimiz şekilde alırsak bu haram olur yani. Herkes kendi meratif ve makamatınca zevk edecek. Yani bir salih zikir ehliyse zikrullahı zevk edecek. Tevhid-i ehfal salikiyse, tevhid-i sıfat ve tevhid-i zat salikiyse herkes kendi rabıtasınca zevk edecek. Çünkü onun helalidir. Ama ona daha böyle bir telkinde bulunulmamış ise, farklı yerlerden şey yapıyorsa o onun helali değildir, haramdır. Bu sefer oradan beslenirse ne yapar? Mana vücudu sağlıksız beslenir, sağlıklı olmaz yani. Yani düşüncesi hastalıklı olur, zevkleri sıkıntılı olur, tam manada zevk edemez. Ediyorum gibi zanneder. Bu sefer sohbet muhabbette böyle tıkanmalar başlar. Mahcubiyet olur yani. Onun için mümkün mertebe helal dairesinde besleneceğiz yani. Hem zahiren helal yiyip içeceğiz, hem manen batınında helal yiyeceğiz içeceğiz. Haram demek yasaklı demektir yani. İle çalıp çıkmak manasında da değildir yani. Sana yasaklıysa orası oraya, sana yasaktır, oraya girme diyor yani. Şimdi biz fena fillah saliki olarak, beka billaha biz giremeyiz yani. Çünkü orada bize verilmemiş, açılmamış. Yasaklı bölge yani. Ne zaman ki sana o kapılar açılır, gir denilir, senin helalindir artık. Onun için meratiple, makamatla olur zahir yani. Meratipsiz, makamatsız bu yolda yürüyemeyiz dostlar. Onun için meratip ve makamat görmeyen, bunu kitabi olarak bu tasavvuf yolunda yürüyen, yürüdüğünü zannedenler genelde sonu hüsrandır. Genelde sağlıksız bir psikolojisi oluyor sonunda yani. Psikolojisi de iyi olmuyor. Çünkü mesnetsiz ve dayanaksız ilmi, kitabi bir bilgi var. Hal yok. Varsa da neyi hal ettiğinden de haberi yok. Çünkü bir üstad tarafından, bir mürşidi kamil tarafından evladım şöyle yap, evladım böyle yap gibi o geçtiği yollardan geçiriyor çünkü mürşidi kamil. O çünkü o seyri sülükünü tamamlamış, o da bir üstattan el almış. Üstadın tarifi doğrultusunda yürümüş ve yaşamış. Ehvali, sıfatı, zatının masarı olmuş. Tecellilerine masar düşmüş. Yani okuduğunu anlatmıyor, yaşadığını anlatıyor. Tevhidi zevk etmiş, ihvana da zevk ettirmeye çalışıyor. Açmaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Yani helal beslenmiş, evlatlarını da helal besliyor yani.
Onun için anne baba derler değil mi? Çocuklarını helal yedirin. İşte bugün haramla beslenen çoluk çocuk vesaire kendi bünyemiz sağlıksız nesiller oluyor yani. Bu zahiri böyle olduğu gibi batinen de böyle. Çünkü anne babada bir seyrisülük yok. Anne babada tam bir tahkik iman eğitimi olmadığı için çoluk çocuğuna bir şeyler vermeye çalışıyor. Vermeye çalışıyor ama sağlıksız bünyeden ne çıkacak? Sağlıksız bir gıda çıkacak yani. O da yiyen çocuk ne oluyor? Bu sefer sağlıksız oluyor yani. Sağlıksız nesil. Sağlıksız bir din anlayışı oluşuyor yani. İstenilen verimi de alamıyoruz yani. Onun için nesil çoluk çocuğa bakıyoruz. Gençtir yapar, öyle yapar, böyle yapar. Hep öyle demişiz. Bize de öyle dediler çünkü. Gençtir ya, normaldir ya. Ama bir din böyle bir gençlikte yapılır, yaşlıkta yapılmaz diye bir ayet yok yani. Öyle bir hadis yok. Din bir bütündür. Çocukluğun evresinden çıkıp gençliğe bir çocuk geldiği zaman artık belirli bir eğitime tabi tutuluyor değil mi? Bugün zahiri müsbet ilimlerde böyle değil mi? Çocuk 6-7 yaşına geldi mi okula gönderiyorsun. Müsbet ilimde okullar böyle. Bu din dediğimiz olgu da belirli bir kişi olgunluğa, idraka eriştiği zaman o istidat kabiliyeti varsa ehil tarafından buna din anlatılacak. Yani tasavvuf böyle anlatılacak yani. Yani biz belirli bir yaşa geldik, ondan sonra intisap nasip oldu bize de yani. Yani 7 yaşında, 10 yaşında mevzusu değil bu yani. Kim ki bir mürşidi kamile varmış ise o reşittir yani. Ve orada rüşt haline getiriliyor yani bir kamil tarafından. Halbuki biz 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında da olabiliriz, 30'lu yaşlarda da olabiliriz. Fakat daha bulu çağına gelmemişiz. Yani o olgunluk yok, çocuk durumundayız yani. Aklımız o kemalatta değil, olgunlukta değil. Mürşit demek zaten irşad eden demektir. Yani kişiyi, ona geleni rüşt haline, reşit haline getiren demektir. Yani o olgunluğa, reşit hale getiren, o ilmiyle, sohbetiyle, muhabbetiyle ona bir bilgi yükleyerek, eğitim vererek onu olgunluğa getiriyor yani. Ama bu 20 yaşında olur, ama 30 yaşında, ama 40 yaşında hiç fark etmez. O zamana kadar o çocuktur yani. Dini boyutta yani algı boyutta da o olgunluğa gelmemiş, o kamil insan olmamış yani. Bir mürşidi kamile varılır. Bütün bildiklerin yarım yamalattı zaten o zamana kadar. Hepsi bir kenara bırakılır. Tertemiz 0 kilometre mürşidi kamilin otağında, eğer böyle bir isteğin, talebin varsa talep edene ve cedene diyor yani. Talep varsa icabet eder mürşidi kamil. Sende de bir istidat kamiliyetin var ise Allah'ın izni keremiyle istidadın kadar alırsın bir şeyler. Çünkü zahiren de müsbet okullarda ilim tahsil ederken birçok kişi okula gidiyor değil mi? Ama herkes o okulu bitiremeyebiliyor veya bitirse bile herkes doçent, profesör olamıyor yani. Herkes kendi istidadınca bir ilim alıyor yani. Fakat diplomasını alıyor. Onun için bizler de bu bir mürşidi kamile geldik. Allah nasip etti tabi. Bizde de o istidat ve kabiliyet var ise, ne kadar ise o kadar alacağız. Aldığın kadar kardeşim, Allah sana niye daha fazlasını almadın demez. Çünkü kabın senin dolduysa tamam, sen oldun. Kabın kadar alacaksın yani. Allah sana demez yani, sen niye şu vazo kadar almadın, sürahi kadar almadın. Senin kabın bardak kadarsa, bu dolduysa tamamdır sen. Tamam, bitti. Ben bardağım yani. Ben doldum. Allah sana demez niye o kadar dolmadın diye. Fakat o sürahi dolmamış ise o yarımdır. Bu bardak tamdır, olmuştur da olmamıştır. Çünkü Allah ona sorar, bak senin istidadın daha çoktu, sürahiydi. Sen niye yarım bıraktın? Niye tamamlamadın?
Onun için bu yolda tabii ki bir nasip işidir. Allah nasip etti mi? Eyvallah. Fakat nasipten sonra da inşallah nasibini de kovalaman lazım. Yani o rızık peşinde zikrullah ile birlikte, rabıta ile birlikte tefekkürünü zorlaman lazım. Düşünmeyi düşünmek lazım. Biz düşünmeyi kaybettik. Tefekkürü kaybettik. Bir kere nasıl düşüneceğimizi dahi bilmiyorduk. Ne düşüneceğiz? Dünyamızı, yememizi, içmemizi düşünmekten ahiretimizi unuttuk. Manamızı unuttuk. Veya unutturuldu. Sonra uyandırdı yani Rabbim. Madem uyandırdı, işte bizim bildiğimiz gibi değilmiş yani. Biz eskiden fail ben bilirdim, tüm işleri biz yaparız zannediyordum. Tüm sıfatları benim zannediyordum. Gerçeği manada sıfattan da haberimiz yoktu da. İşte ben görürdüm, ben duyardım, ben konuşurum, ben bilirim. Hele hele biraz da böyle ilim, irfana böyle meraklıysa kitap okumaya, toplum içerisinde böyle bir de konuşma yeteneğin falan varsa adamı ukalada yapar. Konuşursun, millet dinler vesaire. Ben biliyorum ama edası var. Kimse senin yanında laf söyleyemez. Hepsinin lafını ağzına basarsın. Ne çok biliyor desinler. Ne kadar iyi biliyor desinler. Ne olacak desinler, desinler, desinler de Allah ne diyor acaba? Ya benlikle, kibirle, gururla yapılan şey ne olursa olsun bu. Ama ilim olsun, aman bir şey icat olsun, ne olursa olsun sen kendine nispet ediyorsan Allah katında bir hükmü yok. Fakat o fiilin faili Allah'tır. Yani senin o zannının Allah katında bir hükmü yok. Yoksa Allah orada faili kendisi olduğunu biliyor yani. O el mucit olan Allah'tır orada senin mazharından icat eder. Fakat sen zannından kendine nispet edersin. O zannın Allah katında bir hükmü yok. Ben yaptım, ben ettim diyorsun ya. Ha, onun Allah katında bir hükmü yok. Ama Allah senden kendinin yaptığının farkında o biliyor. Oradan icat eden, o fiili işleyen Allah'tır. O ilmi senden tecelli ettiren, oradan anlatan, söyleyen odur. Ama sen kendine nispet edersen o Allah katında bir hükmü yok. Çünkü senin o zannın Allah katında hükümsüzdür. Senin bir hükmün yok ki. Sizler sineğin kanadını dahi yaratamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Sizden ne yapıyorsa Allah yapıyor. Tüm güzellikler ama, tüm iyilikler, her şey. Her şey diyor benimdir. Bendendir. Kötü, çirkin, abes ne ki görüyorsanız onlar sizin nefsinizdendir. Bak, niye? Siz öyle görüyorsunuz diyor. Görmeyin. Niçin sizde nispet var, şirk var. Şirkli ve nispetli baktığınız için eksik, kötü, çirkin, abes görüyorsunuz. O zaman o sizin nefsinize aittir. Benden bir ilgisi yok diyor. Çünkü bütün güzellikler benden. Bende hep güzellik var diyor. Allah'ta hep güzellik var. Abes, kötü, çirkin bir şey ben yaratmadım diyor. Siz öyle görüyorsunuz. Çünkü sizde nispet var. O nispet ortadan kalktı mı kötü çirkin kalmaz. Meğersem kötü çirkin gösteren o sizin nispetinmiş. Orada bir virüs varmış. Yanlış bir bilgi varmış. Yanlış bir bakış varmış. Öyle görüyormuşuz. Senin gözünde katarat var.
Gidiyorsun bir ufak bir operasyonla 15-20 dakikada şimdi yapılıyor yani. Çıkıyorsun net. Allah Allah. Niye ondan önce net göremiyordun? Ya görüntüde sorun yok. Sen öyle görüyorsun. Arkada katarat var senin gözünde. Senin gözün arızalı. Yoksa görüntüde sorun yok. Görüntü net. Allah'ta çirkin bir şey yok. Alacalı, dalacalı bir şey yok Allah'ta yani. Fakat senin gözünde bir maraza var. Bir arıza var. O arıza ortadan kalkarsa net görürsün. İşte bu nispet de böyle bir şey. Şirk de böyle bir şey. Müşriklik böyle bir şey. Küfür böyle bir şey. Allah selametlik versin. Fehmi Efendim öyle anlatırdı. Ona da İbrahim Efendi'den anlatmış tabi. Çocuklar diyor küfür vücuttaki bir çürük dişe benzer diyor ağızdaki. O çürük dişi aldığın zaman o kafirlik gider olur mümin diyor. Yani sizin o kafir dediğiniz küfrü ağızdaki bir çürük diş gibidir. Komple adam kötü değildir diyor yani. O çürük dişini aldığın zaman sağlığına kavuşur olur sana mümin. İşte bizdeki o müşriklik nispetten geliyor. Şirk nispettir yani. Allah'a biz üç şekilde ortak koşuyoruz. Fiillerimizle, sıfatlarımızla ve varlığımızla, vücut varlığımızla Allah'a ortak koşuyoruz. Allah diyor ki tüm fiiller benimdir. Sizi de ve sizden sadır olan tüm fiilleri ben yarattım diyor Allah. E sen diyorsun ki ben işliyorum, ben yapıyorum bunları. Bak şimdi farkında olmadan sen Allah'a işlerinle ortak koştun. Allah diyor ki subuti sıfatlar benim diyor. Gören benim, işiten benim, kelam sahibi benim, irade benim, kuvvet benim, semül basir benim. Tüm sıfatlar Allah'ın bu subuti sıfatlar. Ama biz farkında olmadan ben bilirim diyoruz, ben görürüm diyoruz, ben işitirim, ben konuşurum, ben gücüm, kuvvetim yerimde diyoruz. Bak farkında olmadan Allah'a yine ortak koştuk. Allah diyor ki varlık benim. Vacibül vücut olan benim diyor. Biz diyoruz ben varım ben. Ben de varım. Benim vücudum da var diyoruz. Allah diyor ki senin vücudun mümkünül vücut. Ben vacibül vücudum. Mümkünül vücudu nedir? Ne var ne yok. Benim varlığımla varsın. Gölgeden ibaretsin yani. Asıl var var o varlığın gölgesinden ibaretsin. Gölge gerçek manada yoktur. Gerçek varlığın gölgesi olur. Vacibül vücudun mümkünül vücut olarak görünmesidir yani. Sen gölgeden ibaretsin. Yoksun aslında yani. Gölge hakikatte yoktur. Varlık iddiasında bulunabilir mi? Ben varım diyebilir mi? Ben varım diyorsam bile gerçek varlık sahibi ben varım diyor. Bunu anlaman lazım. Gölge ben varım diyemez. Ama diyorum ya işte diyen kim işte onu bilmiyorsun. İşte o işte senin şirkin. Zannın işte o ortadan kalkar da bir irfaniyete erişir de marifetullah'a erişirsen, hakikate erişirsen o zaman gerçek manada sen kim olduğunu anlayacaksın. Onun için önce iman dedik. Önce iman sonra amel. İşte bu imana erişmek için bu üç şirkten, nispetten kurtulmamız lazım. Yani fena fillah olmamız lazım dostlar. Allah'ta ifna olmamız lazım. Üç ifna bir ispat. Üç ifna bir ispat olacak. İfna ettin, ispat lazım.
Kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Evet, iman. Eyvallah, dille ikrar ederiz. Ama kalpte de tasdik gerekir. İşte bizim zahirimiz batınımızdakini ispatı vücududur. Yani. İspata getiriyorsun. Zahirde bizim o amelimiz aslında batındaki ispatı vücudumuz olması lazım. Zahirdeki bizim namazımız, zahirdeki orucumuz, zahirdeki hac, zekat, ne ki dini ritüelimiz var ise bu mananın zahirde ispatı vücuda gelmiş halidir. Manada olmayan zahirde vücut bulmaz, bulsa bile pek Allah katında bir makbuliyeti yoktur yani. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik olur. Yani zahirde yapılan ibadetler, batında da hakikati manada sende vücut bulması lazım. Namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, zekat nedir? Bunlar hepsi hakikaten zevk etmemiz lazım. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmemiz lazım. Yani müşrik diyoruz, müşrik nedir değil mi? Kime diyor? Bize diyor ya. Bize. Biz müşrik miyiz canım? Ben anlatıyorum, bak baka veya bize anlatıyorlar. Benlikten Rabbıma sığınırım yani. Bize söylüyorlar. Bak bakalım bunlara hangisi sende varsa yani biraz da kendine torpil geçmesen yakalayacaksın yani. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, hac nedir? Hepsini anlattılar bize. Bak bakalım bunlar bizde var mı? Yok. O zaman. Ne oluyoruz biz? Allah'a inanıyoruz. Kardeşim o gün Ebu Cehil de Allah'a inanıyordu. Allah'a inanmayan yok ki, Allah'a inanıyorlar. O günkü müşrik toplumu ateist değil ki. Allah'a inanıyorlar. Allah'ta sorun yok. Allah inancında sorun yok. Hazreti Muhammed'e iman etmiyorlar. Hazreti Muhammed'in getirdiklerine iman etmiyorlar. Onlara ters geliyor o ayetler. Biz diyor bu ayeti kabul etmeyiz. Bize uymuyor diyor. Niye? Bizim sistemi, bizim düzeni bozuyor diyor. Bir kere diyor sen getirmişsin diyor bu ayeti, faiz haramdır diyorsun diyor. Tefecilik haramdır. Bizim ticarete dökmüşüz biz bu işi diyor. Nasıl bunu kaldıracağız yani? Hayır diyor, biz bu ayeti kabul edemeyiz. Zekat, biz diyor bu ayeti kabul edemeyiz. Niye biz fakire verecekmişiz diyor ya. Fakirin diyor sizin malınızda hakkı vardır. Ne alaka diyor yani, benim malımda fakirin ne hakkı olacakmış. Bu mantıksız diyor, böyle bir ayet olamaz diyor. Hazreti Muhammed'in getirdiği ayetleri inkar ettiler. Sen nereden bunları uyduruyorsun? Nereden söylüyor? Allah sana böyle mi diyor diyor. Biz inanmıyoruz diyor. Allah bana böyle vahyediyor diyor. Buna böyle inanacaksınız. Ve diyor ki siz Allah'a inanıyor musunuz? Evet diyor, inanıyoruz. O zaman diyor bana tabi olacaksınız. Bana tabi olun, bana itaat edin. İyice çıldırıyorlar. Ne demek ya, biz sana niye tabi olacağız? Niye sana itaat edecekmişiz? Allah diyor ki Resul'e itaat Allah'a itaattir. Hadi canım diyorlar, ne demek yani? Şimdi sana itaat edince Allah'a mı itaat etmiş oluyoruz? Evet, ayet öyle diyor. Allah bana öyle vahyediyor. Onlara de ki Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah. O günkü müşrik dediğimiz toplum Allah'a inanıyorlar da Hazreti Muhammed'e vahyetti ayetlerine inanmıyorlar. Sen bunları uyduruyorsun diyorlar. Hadi madem öyle siz de uydurun diyor Allah. Buyurun aynısını getirin de göreyim diyor. Hadi. Hadi madem onu uyduruyor diyorsunuz siz de uydurun.
O gün Hazreti Muhammed'e uyduruyor dediler de, bugün efendi diyen, mürşidi kamil diyene uyduruyor demez miler? Oho. Hadi baba sen de uyur, uydur, gel hadi. O gün Resulüne diyor ki, biz neyi vah ettiysek onu söyledi. Bugün de mürşidi kamillere neyi ilham ediyorsa onu söylüyor, vahiy etmiyor. Vahiy peygambere gelir. Mürşidi kamil nebi peygamber değildir. Ama ilham-ı Rabbani'den alır yani. Neyi ilham ediyorsa. Çünkü ilham kapısı kapanmamıştır ki. Veli kullarını Allah ilham eder. Yani edeben ilham deniliyor çünkü. Öyle vahiy kapısı kapanmıştır yani. Hatemül Enbiya, Hazreti Resul son peygamberdir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Evet, fakat bu meslek yapılmayacak manası çıkmaz. El ulema ve resetül enbiya. Kamil ve alimler o peygamberlerin varisleridir. Bu velayet yönüyle yani nebilik yönüyle bu mesleki resul icra edilir. Ama hiçbir veli nebilik, peygamberlik iddiasında bulunamaz. Yoktur. Öyle bir şey iddiası olamaz yani. Olmalarına da gerek yok zaten. Mülkün sahibi söylüyor zaten. Ne bir şey olma derdinde olsunlar ki? Varlık ve benlik varsa bir şey olma derdinde olunur bak. Allah korusun, Allah muhafaza. E zaten mülkün sahibi, kelamın sahibi dile gelmişse, fena fillahta bir şey olmaktan kurtulmuşsa, ifne olmuşsa ne olma derdi olacak? Hiçbir şey olma derdi olmaz ki. Hiç olmuş o zaten. Dünyaya tamahı yoktur. Ukbaya tamahı yoktur. Ne dünya ne ahiret. İkisinden de geçmiş. Ya tamah etmez yani. Dünya malını önüne dök. Bu mu bu mu derdi tevhid. Ahirette bütün hurileri, gılmanları, cennetleri, köşkleri verseler. Bu mu? Tevhid. Geçmiş hepsi. Bana seni iyi gerek seni demiş yani Yunus Emre. O tevhid de neyi bulmuş? Tevhid de Allah'ı bulmuş. Allah. Bütün o senin dünya dediğin, ukba dediğin, içindekiler ne varsa her şey Allah'ındır yani. Sen Allah'a talip ol. Bana seni gerek seni de. Onlar bir şey olma derdinde değil. Hiçbir peygamber o günkü ümmetinden hiçbir şey talep etmemiştir yani. Hiçbir ücret talep etmemiştir. Bugün de mürşidi kamil dediğimiz, efendi dediğimiz zat-ı muhteremler bizden zerre bir talepleri olamaz. Olmamalı. Yok öyle bir şey. Elhamdülillah. Sizden diyor bu hizmetimizden dolayı teşekkür dahi beklemiyoruz. Bize Rabbimiz rızkımızı veriyor. Biz ücret dahi talep etmiyoruz diyor. Evet sizden ücret istemeyenlere talip olun. Tabi olun. Karşılık, menfaat beklemeyen, ne dünyalık ne uhbalık hiçbir şey. Ne dünyadan bir menfaat bekleyen, ne de uhbadan bir şeyler vaat eden. Cennettir, şudur, budur. Öyle bir beklentisi de yok ya. Allah bizi nereye layık görmüşse oraya koyar. Korkmayın Allah bizi yakar diye. Çok da sevinmeyin Allah bizi köşke koyar diye, cennete koyar diye. Hazır köşke. Siz burada gönül köşküne girmeye bakın. Gönüllere girmeye bakın. Ya. İrfan cennetine girmeye bakın.
Allah'ı bilme cenneti, Allah'ı tanıma cenneti. Ya. Allah bizi o kulların zümresine dahil eylesin inşallah. Aşık, sadık, arif ve kamil kullarından eylesin inşallah. Ha, bunu anlatırken, söylerken dünyadan nasibimizi almayacağız demek değildir. Ukbadan nasibimizi almayacağız demek değildir. Yeter ki tamah etmeyelim yani. Taparcasına ömrümüzü bunlara heba etmeyelim yani. Ömrümüzü, hayatımızı, yaşantımızı Allah'a vakfedelim. Allah'a heba edelim yani. Allah'ta ifna edelim bu yaşantımızı, ömrümüzü. Allah dünyadan da nasibini verir. Ahiretten de nasibini verir kardeşim, şüpheniz olmasın. Allah yarattığının kuluna, rızkına kefil. Kefilim diyor. Ama az ama çok. Allah rızkını veriyor. Bu zamana kadar aç bırakmadı. Veya bıraktıysa da öldürmedi yani. Değil mi yani? Ölmedik yani açlıktan elhamdülillah yani. Yani bu dünya illa ibaret değil yani bu hayat dediğimiz. Bir nefes. Bir nefes yani. Sen hayat dediğin nedir yani? Ki hayat sıfatı kime ait? Allah'a ait. Değil mi? Hayyul, hayyul ve kayyum diyor Allah. Hayat sahibi benim diyor Allah. Ya hayat bile senin değilken hangi hayatı yaşamaya çalışıyorsun? Ya hayat senin değil ki. Sendeki hayat Allah'ın hayatı. Hayat sıfatı, hay olan, diri olan Allah. Sen misin diri ki ölmekten korkuyorsun ya? Yani ehlullah'ın birisi öyle demiş yani. Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Diri kimmiş? Allah'mış. Sana ne oluyor yani? Hayat benim. Dilediğim gibi yaşarım. Ha, kelamı Hak'tan duyuyorsan doğru. Bak Allah oradan kelam sıfatıyla ne diyor? Hayat benim, dilediğim gibi yaşarım diyor. Ha. Kelamı Hak'tan duy, doğru. Tevhidce yaşarsan yanlış yok. Bir yerden bu kelamı duydun mu? Sen Allah'a nispet et, ondan konuşuyorsun. Bak onu dinliyorsun. Onunla onu duyuyorsun. Hayat benim dilediğim gibi yaşarım diyor sana. Aç kulağını, hikmetle bak ya, aç gözünü. Aç, hikmetle dinle, hikmetle bak. Tevhidi yaşantına sokarsan gayri bir şey duyamazsın, gayri bir şey göremezsin. Fakat nispetli bakarsan, kendine de nispet edersen, hayat benim dilediğim gibi yaşarım. Deme öyle işte. Hayatı Allah'a nispet et, o senden desin bana. Ona nispet et. Veya karşı taraftan ondan duy kelam. Hak'tan işit, Hak'tan konuş, Hak ile konuş. Ehlullah öyle demiş, kim derse ki ben Allah'la konuşmadım, yalan söylüyor. Allah. Evet. Tevhid gördüyse, melametin zevk ettiyse, fena fillahı zevk ettiyse, saddak doğrudur. Onun dışında kimseyle konuşamazsın, kimseyle görüşemez. Görüştüğün odur, konuştuğun odur, muhabbet ettiğin odur, dostun odur yani. Senin dostun Allah'tır yani. Allah'ın dostu da sensin ya. Evliya demek Allah dostu demektir. Allah senin dostun, sen Allah'ın dostusun. Allah'tan gayrı bir dost ne hacet bize ya? İkinci bir varlık mı var ki dost edinelim yani? Ya. La tahzen. Korkma ya Ebu Bekir.
Allah bizimle beraber. Korkma, ne ikinci bir varlık yok, korkma. Allah bizimle beraber, bizim dostumuz. Ne korkuyorsun Ebu Bekir, o mağarada korkuyor. Korkma diyor ya Ebu Bekir. Allah bizimle beraber, o bizim dostumuz. O bizi sahipsiz bırakmaz. O bizi korur, muhafaza eder. Etmedi mi? Etti ya. Bizi muhafaza etmedi mi? 30, 40, 50 senedir bak muhafaza ediyor Allah. Etmiyor mu? Bu mağarada az mı bizi muhafaza etti? Bak Hira mağarası burası işte. Bak buradasın. O Muhammediyet de sende, Ebu Bekir Sıddık de sende, Sıddiyet de sende. Ama açığa çıkaramıyorsun, haberin yok ki. Mağara içindeki dostundan haberin yok. Biz mağara boyutunda kalmışız. İçimizdekinden haberimiz yok. Ama o mağaranın içerisinde bir delikleri tıkamış Ebu Bekir Sıddık. Bir delik açık kalmış. Oraya da ayağını sokmuş derler. Baş parmağını sokmuş. Yılan sokuvermiş orada. Yılan hal diliyle demiş ki o mağaranın içinde, sen ne yapıyorsun demiş Ebu Bekir. Ben asırlardır, yıllardır demiş, ben Muhammed'i bekliyorum demiş, onu görmek için. Sen niye ayağını tıkıyorsun oraya demiş. Ben onun cemalini göreceğim demiş mağarada. Ya işte o bizim yılan dediğimiz, o bizim nefsi emmaremizdir. Biz yıllardır bekledik bu mağarada. Ama o sıddık dediğimiz, eski din anlayışımız var ya, din adına o delikleri tıkadık. Yılandır çıyandır, yılandır çıyandır dedik. Fakat nefis bize artık Mürşid-i Kamil tarafından uyanındı. O nefis de diyor ki artık açığa tıkama Ebu Bekir. Ben yıllardır, asırlardır bunu bekliyorum. Muhammed'i bekliyorum. Hak mürşidi bekliyorum. Aç şu parmağını çıkar da bir cemalini göreyim. Artık görelim ya şu cemalini şu mağarada. Herkesin kendi varlığı Hira mağarasıdır yani. Burada Muhammed ile Ebu Bekir var. Allah bizimle beraber diyor o Hazreti Muhammed. Fakat ne Muhammed'den haberimiz var, ne Ebu Bekir'den haberimiz var, ne Allah'tan haberimiz var, ne yılanla çıyanla. Mağaranın, mağarada kalmışız ya, mağara. Taş bir mağara. İnşallah bu mağarada o dostu bulacağız. Bize de o Muhammed Aleyhisselam desin. La tahzen, Turgut, korkma, Allah bizimle beraber. Bu nida denilsin. Korkma. Ya. İnşallah bu hakikat sofrasındayız. Hakikat yolundayız. Bu yolda olacak ne olduysa. Bütün erenler bu işi böyle yaptı. Peygamber Efendimiz de bu yolda bu tevhidi anlattı. Yani bir şey uydurarak değil, tasavvuf geleneğinden ve mürşidi kamillerimizin bize naklettiğinden biz de gönül zevkimizle bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Hikaye anlatmıyoruz yani. Masal anlatmıyoruz. Yani o günkü müşriklerin dediği gibi ya bu geçmişlerin masalları, geçmişlerin hikayeleri demiyoruz. Geçmişlerin masalları, geçmişlerin hikayeleri diyorlar o ayetlere. Çünkü o ayetler Adem Aleyhisselam'dan başlıyor, ta Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün nebilerin hayatını anlatıyor yani, vakaları anlatıyor yani. Ama o günkü topluluk, müşrik dediğimiz topluluk, Musevi var, İsevi var, geçmişten gelen de mi İbraniler var, birçok semavi dinin mensupları var, kitap ehli yani çoğu. Onlar bakıyor ki zaten bizde bunlar var diyor yani.
Sen geçmişte olan hikayelerini anlatıyorsun diyor. Halbuki Hazreti Muhammed onlara anlatmıyor. Allah Hazreti Muhammed'e anlatıyor. Allah Hazreti Muhammed'i kemalata getiriyor. Hazreti Muhammed'i irşad ediyor o geçmişten anlattıklarıyla. Biz diyor İbrahim'e öyle yaptık, Yakub'a böyle yaptık, Hazreti İsa'ya şöyle yaptık, Musa'ya böyle. Yani Hazreti Muhammed'i tabiri caizse olgunlaştırıyor, kemalata getiriyor. Yani irşad ediyor Allah. Onlar ise geçmişlerin masallarını anlatıyorsun diyor. Ya size bir şey anlatmıyor ki. Önce kendine, kendi bir dinliyor, kendi irşadı oluyor ve mensupları dinliyor. Bugün de böyle. Yani mürşidi kamil dediğimiz, efendi dediğimiz zat-ı muhterem anlatırken aynı zamanda kendisi de dinliyor. Ruhu şad olsun İbrahim Efendim öyle dermiş yani. Efendimin efendisi, efendiciğimin efendisi, çocuklar demiş, ben de ilk defa duyuyorum, ilk defa dinliyorum demiş bu söylediklerini. İlk defa duyuyorum demiş. E tabi, sonuçta o muhabbet aynı zamanda İbrahim Efendi'ye yapılıyor, yani kendisine yapılıyor. Kendisine yapılırken aynı zamanda da ihvanına da yapmış oluyor, anlatmış oluyor yani. O gün bugündür dostlar, değişen bir şey yok. Yani hoca çıkıyor kürsüye vaaz ediyor ya, kendini dinlemiyor mu ya? Aynı zamanda kendisine de yapmış oluyor vaazı, değil mi? Yani kendisi de işitiyor ya. Bu yoldan bizi bir an olsun bile gaflete düşürmesin. Düşürse de tez zamanda kaldırsın inşallah. Her yolun sıkıntısı olduğu gibi bu tevhid yolunun da sıkıntısı muhakkak olacaktır. Yani zahmetsiz rahmet olmuyor. E tabii ki zahmet olacak. Fena fillah olmak öyle kolay mı canım? Sen ne yapalım, elimizde değil, biz zora talip olmuşuz yani. Yani bir insanın gerçekten fena fillahı başarabilmesi, fena fillahı zevk edebilmesi bu kainatta en zoru başarmaktır yani. Bu alemde yaşar iken Allah ile olabilmek. Allah'ı görüyorcasına yaşamak, onu duyuyorcasına yaşamak. Onun ile hayatını idame ettirebilmek. Hatta yaşantıyı, bütün halini ona nispet edebilmek. Allah'ın boyasıyla boyanmak. Allah'ın ahlakıyla, Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanmak. İyi de dostum, Hazreti Muhammed'i, Hazreti Allah'ı nerede buldun da onun ahlakıyla ahlaklanacaksın? Nasıl benzeyeceksin ona? Nerede gördün Hazreti Muhammed'i? Nasıl bir ahlakı vardı? Sen kitaplarda okuduğun Hazreti Muhammed'i giyinemezsin dostum. Yaşayan diri bir Muhammed bulacaksın. Bu melamet böyle sıradan bir muhabbet değildir dostlar. Melamilik bu kainatta, bu alemde bütün meşreplerin kıblesidir. En önde gelen ricallerdendir. Melamidir evliya, dahi nice enbiya, ceharıba safa, kendine gel ey kendine. Melami tariften aciziz. Melamet, melamilik kelamla ifa edilemez, anlatılamaz ya. O bir haldir, o bir yaşantıdır ki kıyısından köşesinden ne kadar nasiplenirsek o da ya.
Sonsuz bir umma. Sonsuz bir umma. Allah bize de tattırsın inşallah. Ya bu deryaya dalalım da inşallah bize nasiplenelim inşallah ya. Ya. Muhiddin Arabi Hazretleri, ruhu şad, himmetleri daim olsun üzerimizde, ders işlermiş. Talebenin birisi duymuş bir yerden, melamilik diye bir şey varmış. Efendim demiş, bir şey duydum, size sorabilir miyim? Buyur evladım demiş. Efendim demiş, melami diye bir şey duydum, hani nedir, bir bilgi, bir malumat verir misiniz, malumatınız var mı deyince hemen Muhiddin Arabi toparlanıyor, ayağını böyle ayağa kalkıyor, önünü ilikliyor. Yoksa diyor, aramızda bir melami mi var? Bak. Yok efendim diyor, duydum yani ben. Bilmem aramızda var mı yok mu? Ben duydum sadece diyor, yani nedir? Melami diyor, biz tariften aciziz. Ya. Ki bunu Muhiddin Arabi diyor ya. Ki Muhiddin Arabi vahdedi vücudun tabiri caizse babasıdır ya. Öncülerindendir yani vahdedi vücudu. Birçok o günkü ulema, o günkü alim tayfası Muhiddin Arabi'yi dahi küfürle itham etti ve idam ettiler yani. Astılar yani. Muhiddin Arabi'nin eserlerini bugün dahi okunuyor da şerhe muhtaç, tefsire muhtaç. Anlaşılamıyor. Okuyan kişi küfürle itham ediyor anlamadığı için. Bugün Mevlana'yı dahi küfürle itham eden var. Muhiddin Arabileri küfürle itham eden var. Çünkü kendi sığ bilgisiyle onu okuyor. Onun yazdıkları ona şey geliyor. Hayır canım, böyle bir şey olur mu diyor. Olamaz diyor ya. Bugün de öyle. Bugün de melami gerçek sırrını ifşa etsin. Yani yer yerinden oynar yani. Hadi canım, o kadar da değil deriz yani. Yani o kadar yani. Yapacağı daha o kadarı da var yani. Az bile söylüyorlar da. Bizim kabımız dar olduğu için tam söylenemiyor işte. Yani biraz böyle kıyısından köşesinden dokunuyorsun, aklı tavana vuruyor yani. Ya dur kardeşim diyor, daha bir şey demedik yani. Veya bize öyle diyorlar yani, bizde de bir şey olduğundan değil de bize diyorlar yani, dur da bizim aklımız tavana vuruyor da bize diyorlar, dur yavaş sakin, daha bir şey söylemedik diyor. Gerçek hakikat denmeli abiler öyledir yani. Bize hafif bir şey açıyorlar, ama bu kadar da olur mu yani. Ya melamiyim diyenler bunu yapıyor yani. Melamet yolunda bir melamet hali zuhur ediyor, bir sırrını ifşa, hadi canım o kadar da değil diyor yani. Yolda adam, melami yolunda. Niye? Kendi bildikleri eski din anlayışının üzerine bir melameti inşa etmiş. Ben melameti yaşıyorum zannediyor. Hayır hayır, o senin bildiğin kadar değil yani. Eski bildiklerinle olmaz bu iş dostum. Eski bildiklerin hepsini bırak, bırak. Bırak kardeş. Vazgeç. Ya nasıl bırakalım ya? Bırak kardeş. Bırak diyorlarsa bırak. Hoş, bizim zaten bırakacak bir şeyimiz de yok. Bu da bizim için belki kolay oldu ya. Eskinin tabi yenisini yapmak, inşa etmek daha zor, daha sağlam olmuyor tabii ki. Tabii. Eski bir inşa, eski bir binanın üzerine. Aynen. Kentsel dönüşüm eski binanın üzerine yapılmaz abi. O eskiyi yıkacaksın. Evet.
Eski bir dümdüz edeceksin yani. Ona göre bir proje çizecek. Ondan sonra bir 5 katlı, 3 katlı neyse ne yapılacaksa. E sen gece kondum var, 1 katlı, 2 katlı. Gece konduma sen sarayı yap diyorum. Baba bu olmaz. Bunu önce bir yıkmamız lazım. Olsa da bu kadar da olmaz. Ama yani ben yıktırmam. E tamam mübarek olsun orada mutlu ol gece konduğundan. Canım ne yapalım? Ama hoş bir gün yıkılacak bak. Bir gün yıkılacak o gece kondu. Kulun yaptığı yıkılır baba. Allah'ın yaptığı bina yıkılmaz. Bir gün eskir yıkılır yani. Ama Allah'ın yaptığı o gönül evi yıkılmaz. Sen taştan, topraktan yaptığın binalar yıkılır mı? Bugüne kadar senin o inşa ettiğin amel, sevap vesaire vesaire o duvarlar senin yaptığın işte o beton erme, çakma, gecekondu. Üst üste, üst üste dizmişsin. Bir gün gelir bir tecelli küt. Öldün gitti. Ya benim hatimim vardı, yok benim şu namazım vardı, yok şu vardı. Bir bakacaksın hiçbir şey yok. Hani varsa da hepsi şirkli. Salih amel değil. Allah diyor ki benim katımda salih amel maktum. Salih amel. Salih amel olmayan amel değildir abi. Salih amel nedir? Senin içinde olmadığın amel salih ameldir. Peygamber Efendimiz diyor bunu ya. Yani. Salih amel sizin içinizde olmadığınız amel salih ameldir. Yani şirksiz, nispetsiz yapılan bir amel salih ameldir. Allah katında da salih amel makbul. O zaman senin fena fillah olman lazım. Senin ortadan kalkman lazım. Senin fiilin fiilullah olması lazım. Sıfatın sıfatullah, vücudun vücudullah zevkinde olman lazım. Allah'ın işi salihtir. Senin benim yaptığım iş salih olmaz. Onun için tüm işleri Allah'a vermen lazım. Senden o kılan o olacak. Senden o orucu tutan o olacak. Senden o haccı yapan o olacak. Senden zekatı veren o olacak. Senden tüm o hayır, hasene-i sevabı işleyen o olacak. Onun olacak o işler ki sen Allah'ın salih kulu olasın. Kul mazhar demektir. Hiçbir şey yok demektir. Böyle bir kul olursan heh, o salih amel olur bak. Senin işlerin Allah'ın işi olur. Nispetsiz olur yani. Bak Allah'ın katında o makbuldür. Sen de salih kulsun. Allah seni burada zaten cennetine koymuş daha. Ne cenneti girmek istiyor? Zaten cennettesin. E mübarek olsun. Yani senin o gece kondun yıkılmış, kentsel dönüşüm yapmışsın sen. Sen bir dönüşüm yapmışsın. Sen de işsel bir dönüşüm yapmışsın. Anlayışın değişmiş. Düşüncelerin değişmiş, bakışın değişmiş. Allah senden o dönüşümü yapmış. Yani dönmüşün, Rabbine dönmüşün. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sen Allah'tandın, Allah ileydin ve burada Allah'a döndün. Allah'a dönmüşün. Yani nasıl zahiren kessel dönüşüm yapılıyor, sen de burada Rabbine dönüş yapmışsın. İşsel bir dönüşüm yapmışsın. Ya kentsel dönüşüm olacak ya içsel dönüşüm olacak. E sen de içsel bir dönüşüm yapmışsın ama o içsel dönüşümü yapabilmek için eski bildiklerini yıkmışsın yani. Yıktırmışsın. Biz de kendi başımıza yıkamayız değil mi? Bir müteahhit lazım. Bir müteahhite veriyorsun burada bu dönüşümü yap diyorsun. E mimarı geliyor, proje çiziyor, mühendisi geliyor. Kendi başına yapabilir misin? Yapamazsın yani. Sen sadece sana düşen ne? Alın bu evi dönüştürün. Veya şu arsayı alın ne yaparsanız yapın. Teslim olacak. E sen de bu varlığını Allah'a bırakacaksın. Al dönüştür diyeceksin. Ne yapıyorsan yap. Ya orayı yıkma, burayı yapma. Sen kimsin baba? Sen arsa senden çıktı artık. Bitti.
Sözleşme yaptık mı, kontrat? Tamam, arsa artık senin değil. Bitti. Kat karşılığı verdin. Ne karşılığı? Biz şimdi hak karşılığı verdik. Kat karşılığı değil ama hak karşılığı verdik. Biz bunu vereceğiz, hak varlığına erişeceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani zahirde bu neyse batinen de sen zevk etmen lazım. Ya bu da melametle, tevhidle mümkün yani. Başka türlü mümkün değil dostlar. Çok amelle, çok ibadetle bu haller olmaz. Yani kat üstüne kat, kat üstüne kat koymuş olursun ki temelde sağlam değilse bir gün göçer o binaya. Göçer dostum, göçer. Taşımaz o kolonlar. Sağlam değil çünkü temel yok ki, sağlam değil. Üç tane, dört tane çubuk demir koymuşsun, atmışsın katı. Mimar yok, mühendis yok. Yapıştır betonu, at katı. Yapıştır betonu, at katı. Sonunda göçecek. Ama şimdi öyle değil. Değil mi? Şimdi mimar geliyor, o geliyor, bu geliyor, mühendis öyle beton bile atılırken geliyor oraya, inceliyorlar ya. Kolay kolay Allah'ın izniyle o göçmez. Şimdi seni de bir mürşidi kamilin otağında, onun gözetiminde, onun kontrolünde senin gönül alemin inşa edilirse, bu varlık yıkılır da yenine yeni bir varlık inşa edilirse Allah'ın izniyle kolay kolay o iman göçmez. O bina göçmez kardeşim. Allah'ın yaptığı ev göçmez. Mevlana Hazretleri öyle diyor. Kâbe diyor, taştan, topraktan yapılmıştır. O yıkılırsa ustası var, biri gider yapar. Fakat diyor gönül, eğer yıkılırsa Allah muhafaza diyor, o gönül ustası Allah'tır diyor bak. O gönülü incitir, yıkarsanız, kırarsanız Allah muhafaza gönlünün ustası yani sahibi incilir. Allah'tır o gönülün sahibi. Kolay kolay da Allah'ın yapmış olduğu gönül evi yıktırmaz yani öyle, kırdırmaz kolay kolay. Allah elini uzatanın elini incitir yani o gönül. O Allah'ın veli kuluna, Allah'ın Resulüne düşmanlık edavet eden, onun gönül evine elini uzatan Allah'a savaş açmıştır. Allah korusun yani. Onun için biz olalım, kimsenin gönlünü incitmeyelim dostlar. Ne yaparsanız yapın, bugün de bir hadis okuduk, evdeydik. Bin sefer incinsen diyor, bir sefer inciten olma diyor. Yani bin sefer zulüm görmüş olsan, bir sefer zalim olma. Senden yana bir zulüm, bir zalimlik çıkmasın. Bin seferde kırılsan bir sefer kırma. Kıran olma, inciten olma, incinen ol. Allah seninle beraber, korkma. Onun için biz kesinlikle gönül kıramayız, gönül incitemeyiz yani. Vuran, söven olamayız biz yani. Onun için diyor ki Yunus Emre, vurana elsiz, sövene dilsiz ve hatta gönülsüz gerek diyor dermiş. İnşallah bizim yolumuz, hep sohbetlerde söylüyoruz, sevgi yolu, muhabbet yolu, aşk yolu. Ne aşkı? Allah aşkı, Muhammed aşkı, Ehl-i Beyt aşkı. Allah dostlarını biz severiz. Hazreti Resul'ü severiz, aşığız. Ehl-i Beyt'ine aşığız, severiz. Onun sahabesini severiz. Biz tüm müminleri, tüm insanlığı severiz.
Biz nebadatı, cemadatı, bütün varlığı severiz. Biz kainata aşığız. Bütün hayvana, çiçeğe, böceğe biz aşkla nazar ederiz. Sevgiyle nazar ederiz yani. Nefretle bakamayız biz, bakmayız. Çiçeğe bile, evdeki çiçeğe sevgiyle bakarız. Kediye, köpeğe, civcive ne aklına ne geliyor. Biz bütün mahlukatı severiz. Bütün insanlığı severiz. O da yetmez. Bütün evreni, kainatı severiz. Biz güneşe, aya, yıldızı aşığız. Evrene aldığımız nefese aşığız biz. O nefesi alırken bile aşkla alırız. Aşkla veririz. Sevgi insanıyız. Allah bizi sevmiş de yaratmış. Bu kainatın mayasında sevgi var, aşk var, muhabbet var. Ben bilinmekliğimi sevdim de sizi var ettim. Bilinmekliğimi sevdim diyor yani. Seni onun için var etmiş. Bu kainatı bilinmek için var etmiş. Sevmiş çünkü. Bilinmekliği sevmiş, istemiş. Biz nasıl sevmeyeceğiz canım? Nasıl incitebiliriz yani? Şu varlıklara bakıyorsun. Allah'ın güzelliği, Allah'ın eseri bunlar yani. Sen ağaca ağaç, masaya masa bakamazsın ya. Her şey onun varlığıyla var yani. Sen eşeğe eşe olarak bakma. Hazreti Resul onun için demiştir. Ya Rabbi, bana bu eşyanın hakikatini bildir. Eşyanın hakikati nedir? Eşyanın hakikati Hakk'ın varlığıyla vardır. Hakk'ın zuhurudur bu senin eşya dediği. Allah'sız hiçbir şey var olamaz dostum. Şu yeryüzünde yürürken bile neyin üzerinde yürüdüğünün farkında olmalısın. Adımını göre göre atmalısın. Yeryüzünde böbürlenene, kibirlene yürüyemezsin. Boynun biraz böyle bükük olur yani. Seni bu yeryüzünde gezdiren kimdir? Bu yeryüzü kimindir? Senin ayaklarının altına sermiş, görmüyor musun? Sen ne kadar kıymetlisin ya. Allah senin ayaklarının altına sermiş bütün alemi. Ve sana her an nefes veriyor, her an rızkını veriyor. Gözün görür, kulağın işitir, dilin söyler, tüm hücrelerin işliyor. Bu Allah'a nasıl şükretmeyeceğiz? Nasıl hamd etmeyeceğiz yani? Ya etmesek nankör kullarından olmuş oluruz, Allah muhafaza yani. Yani tam layıkı veçiyle biz hamd ve şükrümüze eda edemiyor olabiliriz, eyvallah. Eksikliğimizi, kusurumuzu kabul ediyoruz. Fakat gün içerisinde biraz gafletten uyanalım, hatamızı anlayalım, o Rabbimize biraz gönlümüzü yönlendirelim, bir teşekkür edelim. Şöyle içten içe, Allah sizi işitiyor. Tövbe aşağı, Allah sağır değil. Tövbe tövbe. Allah sizinle beraberse sizi işitiyor. O Rabbinize, o Allah'ınıza teşekkür edin, şükredin, hamd edin. Pişmanlığınızı dile getirin. Tövbe edin. Ya Rabbi beni bağışla de, affet de. Allah seni işitiyor. Tövbe edenlerin tövbesini ben kabul ederim diyor. Ben işitirim diyor. Bana hamd edeni işitirim. Tövbe edeni işitirim. Şükredenin beni nimetini artırırım diyor. Yani göklerde oturmuş bir Allah bizi duyuyor değil. Allah bütün alemi kuşatmış. E sen de Allah'ın bir alemisin. Allah seni de kuşatmış. İçini ve dışını kuşatmış. Bütün duygu ve düşüncelerine Allah hakim. Allah senin nefsinin diyor sana fısıltısını işitir. Fısıltısını. E Allah seninle beraber de onun için işitiyor ya. Allah ayrı biz ayrı değiliz dostlar.
Önce bir Allah'a iman, Resulüne iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, ahiretine iman. De önce bir iman edeceksin, sonra amel edeceksin. O tanıdığın, o inandığın Allah'ına, Resulüne, meleklerine, kitaplarına iman ettiğin Allah'a kulluk edeceksin, amel edeceksin. O zaman kıl namazını, o zaman tut orucunu, bak bakalım. O zaman işte reklamlar arası namaz kılmasın ya. Böyle dizi var, ha reklam girdi, hadi kılayım namazımı sonra döneyim. Reklam arası olmaz o zaman. Senin namazın miraç olur. O zaman işte iki şeyde acele edin diyor ya, dedik ya sohbetin başında. Bir tövbe, bir de namazla acele edin. Acele edin, biz hızlı anladık demin. Ne dedik ya, hızlı kılın. Hızlı kılın demiyor, acele edin. Yani namaz geçirmeyin. Yani o tecelli anını kaçırmayın. Allah her an tecellide. Bir tecelli kaç, hemen acele et, tövbe et. Kaçırdığın tecelliye. Ve yakaladığın an hemen kıl namazını. Hakikat namazını kıl. La fayle illallah de. La mevsufe illallah de. La mevcude illallah de. Fayı sensin de. Mevsuf, mevcut sensin de hemen. Tövbe et, tövbe de acele edin. Namaz da acele edin. Sen ne anladın bundan? Yani? Bir hata yapıyorsun kendi başına. Tövbe, tövbe, tövbe. Oldu mu? Olsun inşallah. Namaz da geldi, acele et. Hadi. Dizi başladı. Ya reklam girdi. Reklam arası bir namaz. Senede bir oruç. Paramız var, hacca gideceğiz. Şimdi parası olan da gidemiyor. Korona çıktı. Ne yapacağız? Bu sene arınamadı insanlar. Hacca gitmek, insanlar anadan doğmuş gibi tertemiz oluyordu. Ne yaptık? Bu sene arınamadık, kirli kaldık. Baba işin kulağı kaldıysa yandın. Yasak, gidemiyorsun diye gidemiyorsun. Ne yapacağız? Hani öleli 5 sene olmuş adam. Gitmiş hala hacca gidecek. Gidemedi. Ya bu ne yapacağız yani? Baba hacca gitmeden burada hacı ol. Olabilir miyiz? Oluruz tabii. Niye olmuyor? Ehlullah hacca hacı olmaya gitmez. Ehlullah hacca hacı görsünler diye gider. Adam burada hacı olmuş zaten. Oraya hacı olarak gidiyor zaten. Geliyor mu? Biz o ibadeti hafife aldığımızdan değil. Ama bak şartlar müsait olmuyor değil mi dostlar? Gidemiyoruz işte. Gidemiyoruz. Velev ki bu hani yıllarca sürdü. Veya yıllarca kura çıkmadı. Ne yapacağız? Hacı olamayacağız mı biz? Ne yapacağız? Ne diyeceğiz orada? Kuraya yazıldık, çıkmadı, geldik. Öyle mi diyeceğiz? Hani hacılık farzdı o. Farz ibadetti. Param da var. Para hani farz, parası olana farz ya. Var, para da var, her şey var. Ama vize alamadık. Ömrümüz yetmedi. Ne öyle mazeret mi belirteceğiz oraya? Yani, böyle bir mizansel yapıyorum ben de şimdi. Bir şeyi izah etmek için. Hayır. Allah bir şeyi farz demişse o farzdır. Ama bunun bir hakikati vardır muhakkak. Şartlar müsait olmayabilir, gidemeyebiliriz. Fakat ben bu farz ibadeti nasıl yapmalıyım ki Allah'ın o emrini yerine getirmiş olayım. Oruç ibadeti de öyle. Sağlığın müsait olmayabilir, tutamayabilirsin. Ne yapacağız bunun hakikatini nasıl anlamalıyız? Ben bu farz ibadetten nasıl, niye mahrum kalayım? Ama sen işin şeklinde kalırsan hatta dua edersin. İyi ki hasta olmuşum, tutmuyorum yani. Bak benim mazeretim var. Allah korusun ya. Sen sadece o orucu aç susuz kalmaktan ibaret mi zannediyorsun? Hayır. Sen nispet orucu tutabilirsin. Nispet fiil, nispet sıfat ve nispet vücut yemeyebilirsin.
Bu orucu tutabilirsin. Hac, burada gönlünü tavaf edebilirsin. 7 sefer tavaf ediliyor değil mi? Sen de bul bir kamilin gönlünle 7 tavafını yap. Tevhid 7 meratip makamattır. 3'ü fena, 4'ü beka. Bu tavafını yaparsan 7 sefer o tavafı yapmış olursun. Merve ile Safa arası say yap. Burada. Şeytanı burada taşla. Yok. Şeytan sadece Mekke'de mi canım? Senin içindeki şeytanı ne yapacağız? Hiç bir gün dönüp ona taş attın mı? Yok. Toz kondurmadın. Hep sırtını sıvazladın. Merve Safa arası hiç koştun mu? Fena Beka arası koşturdun mu? Mürşid-i Kamil kendi aranda hiç koştun mu? Gittin geldin mi? Buna çeşit çeşit zevkler koyabiliriz. Bu yolculuğu yaptın mı? Zemzem suyunu çıkardın mı sen? Merve Safa arası nedir? Hacer validemizin değil mi? İsmail aleyhisselamla birlikte koşmuş, suyu bulmuş. Sen orada koşturuyorsun, gidiyorsun ya, bu su mu buluyor? Ne yapıyorsun sen orada? Gidiyorsun, say yapıyorsun ya, koşuyorsun ya. Ne yaptığının farkında mısın sen? Suyu Hacer bulmuş. Sana ne? Hacer validemiz bulmuş. Sen sendeki zemzem suyunu buldun mu? Sendeki İsmail hiç ağladı mı? Topuklarıyla vurup o suyu çıktı mı sende? Gönül aleminde sen bunu yaşadın mı dostum? O sıkıntıyı çektin mi Hacer validenkisi gibi? O gıtlığa, o susuzluğa düştün mü hiç? O fena fillah'ta hiç o sıkıntıyı yaşadın mı sen? İsmail gibi o gözyaşı dök, Allah'ın izniyle o beka suyu çıkacak senden. O meve sarfı arası bir koştur. Kendin ve mürşidi kamil arasında bir koştur. Fena beka arası bir koş. Bak burada hacı olabiliyormuşuz, gördün mü? Arafat'a çıktın mı hiç? Arif oldun mu? Çık Arafat dağına, yani Ariflik dağına çık. Arif o. Peygamber Efendimiz ne diyor? Hac Arafat'tan ibarettir. Bir kişi Arafat'a çıkar da şüphe ederse ki ben hacı oldum mu onun hacılı olmamıştır. Bir kişi arif oldu mu Arafat'a geldi, yani işte hacılık ariflikten ibaret. Bir kişi arif olur da Arafat'a çıkarsa, yani arifliğe çıkarsa, acaba ben arif oldum mu derse o arif olmamıştır. Şüphe olmaz. Hacılık ariflikten ibarettir. Arafat'tan ibarettir. Dervişlik de ariflikten ibarettir. Bir kişi arif oldu mu o tamamdır, olur. Derviştir o. Şüpheye düşme artık. Yani şartlar müsait olmayabilir. O zahiren o ritüeli yapamayabiliriz dostlar. Yani demek istediğim, burada bu hakikatini yaşayalım inşallah. Hakikatini yaşayalım. Şartlar da müsait olursa zahiren de o ibadetimizi yerine getiririz inşallah. Çünkü bak bugün imkanlar olsa bile gidemiyoruz yani, değil mi? Maddi imkanın olsa bile şu anda yasak. Umre de yasaklandı. Hac ibadeti de kısıtlı. Gidemiyorsun yani. İnşallah tez zamanda bu virüs denen başımızdan nüsibet gider. Allah'ın izni keremiyle hayatımız tekrar normale döner. İmkanları, şartları olan gitsin, ziyaret etsin, ibadetini yerinden getirsin inşallah. Bu oruç da böyle, zekat da böyle. Yani paran, pulun olmayabilir. Zekat ve sadaka veremeyebilirsin. Fakat sen ne kadar fakir olursan ol, sen zenginsin. Nispet fiilin var, nispet sıfatın var, nispet vücudun var. Bunları verebilirsin. Kime? Fakire. Fakir kimdir? El fakru fakri. Peygamber Efendimiz. Ben fakirliğimle övünürüm diyor. Yani bu manada mürşidi kamilimiz bizim fakirdir. Yani gider ona veririz yani nispet fiilimizi, nispet vücudumuzu, nispet sıfatımızı. Değil mi? Bu malın zekatını veririz yani.
Bir mana itibarıyla böyledir yani. Yoksa paramız olmayabilir, veremeyebiliriz yani. Bak, bu manada da bu zekatı zevk etmiş olabiliriz. Veya arifsindir, kamil insansındır. Madde olarak durumun olmayabilir ama sende Allah'ın ilmi, irfaniyeti var değil mi? Bu manada da bakabiliriz. Kamildir zekatı veren, kime? Bizim gibi fakirlere, ihvanlara getirir. O malından bize en az 1/40'ını verir. Bizim gibi fakirlere o kamil insan zengindir, varlıklıdır. Allah ilim irfan vermiş ona. Bize o meratip makamatları zevk eder, bizim zekatımızı verir. Çünkü öyle diyor, o fakirlerin senin malında, zenginin malında hakkı vardır diyor. Biz ihvan olarak kamilde bizim hakkımız var, istiyoruz ya. Yani. Tevhid-i efali aldık. Tevhid-i sıfat var, tevhid-i zat var, makam var, makamı cem var, Hazretül Cem, Cemül Cem. Daha alacağımız çok. Onun da vereceği çok şey var yani. İnşallah zengin odur, bize versin bizim gibi fakirlere. Bu yönü itibarıyla da zevk edilebilir. Bir yönü itibarıyla da bizler zenginiz. Fakir kimdir? El fakru fakri, Peygamber Efendimiz'dir. Biz de gider o malımızı ona veririz, nispetlerimizi veririz. Böyle de zevk edilebilir yani. Ehli melamet biatı haktan al. Öyle diyor yani ehlullah. Ehli melamet biatı haktan aldılar. Zevklerine nihayet yoktur. Çünkü haydan aldılar. Zevklerine nihayet yoktur. Yeter ki sen zevk et. Tevhidi zevk et. Yani şunun için anlatıyorum. Zahiren şartlar müsait olmasa bile Allah bir şeye emretmişse onun hakikatte batında yeri vardır. Mazereti yoktur bunun. Zahiren mazeret bulabiliriz. Benim paramım yok, benim durumum yok, benim sağlığım yok. Ama ibadet senin şartlarına kalırsa oho yandık yani. Bir sürü mazeret bulursun yani. Bugün bile insanlığın hastalığı budur. Hep mazeret üretir yani. Bu devirde olur mu, bu zamanda olur mu, bu çağda olur mu? Ne yani bu dünyanın geçmişteki zamanda mı yaşanmak için gönderildi yani? Bu zamanda ve gelecek zamanda bu din yaşanmayacak mı? Yaşanamaz mı yani? Olur mu öyle şey? Bu bizim nefsimizin bize oyunu. Arkadaşım o günde insandı, bugün de insan işte. Sensin yani insan. İnsan ya. O günde böyle sohbet yapılıyordu, sohbet dinleniyordu. Bugün de yapılıyor. Aynı sohbet yapılıyor. Sadece bize göre yıl zaman değişir. Ama bize göre Allah'da zaman mehumu yok ki zaman diye bir şey. Sana göre 2020. Allah'a göre kaç? Hiç düşündünüz mü ya? Yani sizin katınızda bir 50 bin yıl diyor, melekler katında bir gün gibidir. Veya Allah katında. Bir saat. Sizin bir gününüz, bin yılınız Allah katında bir gün. Nasıl 2020? Neye göre? Biz bu takvimleri koymuşuz. Ki birkaç seferde bu takvim değişmiş. Değil mi? Miladi takvim, kameri takvim, hicri takvim. Hep formatlamışız yani. Sıfırlamışız. Evet. Yarın da biri çıkar der sıfırlıyorum. Bir, bugün bir de. Hadi ne yapacaksın? Hadi 2020 silindi. Bir. Bismillah. Bir. Miladi takvim dediğin senin ondan önceki bütün sıfırlanmış Hazreti İsa'nın doğum yılını bir demişler. O gün bugün işte şu anki miladi takvim dediğin 2020. Ama milattan önce diyoruz, milattan sonra diyoruz değil mi? Milattan öncesi var. O kaç bin yıl? O sıfırlandı, bitti.
Hicri takvim diyoruz. Hicri takvimle Hazreti Muhammed'in hicretini almışız takvim olarak. Miladı da sıfırladın. Ne yapacağız şimdi? Bu bak göreceli değişiyor ya. Yarın da bir şey çıkar, bir devlet çıkar. Bir kanunu değiştir der ki ben bunu da sıfırladım. Hadi bismillah bu bir. Hadi bir, sana göre bir. Birine göre 2020'dir yani. Onun için bunlara takılmamak lazım. Bu devirde öyle olmaz, o devirde öyle olmaz. Öyle bir şey yok. O gün de Allah, bugün de Allah aynı Allah yani. Kur'an aynı Kur'an. Hakikat aynı. Değişmiyor dostum. Hakikat değişmez. Şekil, isim, cisim değişir ama hakikat değişmez. İnsan ruhu insandır ya, insan. O günkü Hazreti Ayşe, Hazreti Fatma dediğin sizin gibi bir bayandı, kadındı ya. Onun da kadın duyguları vardı, hisleri vardı. Kadındı, insandı ya. Anneydi ya. Duyguları vardı, hisleri vardı. O gün senin Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Ebu Bekir dediğin neydi? Uzaylı mıydı kardeşim? İnsandı ya, insan. Senin gibi acıkırdı, senin gibi duyguları, hisleri vardı, üzülürdü, merhamet ederdi, yeri gelirdi, canı sıkılırdı. İnsan. Farkı ne? Farkı onun işte, imanı. Hakikat onda nefsin ama bulmuş. Allah'a öyle bir ünsiyet kurmuş ki insan dedik ünsiyet kökünden gelir dedik ya. Gerçekten insanlığını bulmuş. Allah'la ünsiyet kuracak hassasiyete gelmiş. Vahiy alır duruma gelmiş. Ama insandı yani. Bugün o potansiyel hepimizde var. Yeter ki onu İşleyelim yani, işlenmesi lazım yani. Ama bu ham madde olarak işlenmesek ne olacak? Tamam bir külçe altın var ama işlenmemiş, boynuna as onu ne olacak? Ne künye olur, ne bilezik olur, ne altın olur. Onun bir ustaya götürüp işlenmesi lazım. Değil mi? O bir... bileziğe döndürülecek, küpeye döndürülecek işte ne çeyrek altın, yarım altın neyse ne yapılacaksa. O zaman sende o aksesuar olarak kullanılabilir. Bir işe yarar yani. Biz de gelmişiz sadece bir külçe altın ama bizim işlenmemiz lazım. Bir ustanın eline geçmemiz lazım. Biz ham maddeyiz yani. Anneden dünyaya gelmek ham maddedir dostlar. Bir anne babadan dünyaya geldik, ham madde olarak, külçe olarak geldik. Tamam hepimiz bir cevheriz. Fakat bir ustanın eline de geçeceksin, bir mürşidi kamilin eline geçip orada da işlenmen lazım. Ha, o zaman maksat hasıl olur. Yoksa külçe geldin, külçe gittin. Bir işe yaramaz. İşlenmemişsin. İnşallah bir ustanın eline geçelim de o bizi böyle güzel bir işlesin yani. Hamdolsun ya. Kamil'in ustanın önüne koydular. Aldı bizi işliyor şimdi. Artık biz diyemiyoruz beni bilezik yap, beni küpe yap. O artık o biliyor ondan ne olur o biliyor yani. Ne yapacak bakalım yani. Ama bir şey yapar yani. Muhakkak bir şeye bak. Usta onu zayi etmez. İşe yarar hale getirir. İlle bir işe yarar hale getirir. İlle gibi zinnet yapar bizi yani. İlle bir şekilde insan bizi kullanır yani. Ve kıymetli olursun, değerli olursun. Yeter ki biz gıpraşmayalım yani işlerken. İşlerken böyle bazen kayıyoruz böyle. Bütün şekil böyle arasına çekişle vuruyor kafamız o zaman. Tık tık tık. Ali almış sancağını eline. Ali almış sancağını eline.
çekilip giderler mahşer yerine, çekilip giderler mahşer yerine. Hasan'ı Hüseyin'i almış yanına, Hasan'ı Hüseyin'i almış yanına. Ah ümmetim diye ağlar Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Kıyamet kopacak canlar uyanır, kıyamet kopacak canlar uyanır. Kamil derviş mürşidine dayanır, Kamil derviş mürşidine dayanır. Yüzün yere koymuş Hakk'a yalvarır, ah ümmetim diye ağlar Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Yunus Eydür gelin kadrin bilelim, Yunus Eydür gelin kadrin bilelim. Fırsat eldeyken tevhid edelim, fırsat eldeyken tevhid edelim. Ruhu için çok salavat verelim, ruhu için çok salavat verelim. Ah ümmetim diyor Allah Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Ah ümmetim diye ağlar Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Gel gel yanalım ateşi aşka, gel gel yanalım ateşi aşka. Şule verelim ateşi aşka, şule verelim ateşi aşka. Evvel aldandım pek kolay sandım, evvel aldandım pek kolay sandım. Yandıkça yandım ateşi aşka, yandıkça yandım ateşi aşka. Varın verenler duş erenler, varın verenler duş erenler. Yandım erenler ateşi aşka, yandım erenler ateşi aşka.
Aşk ehli ölme, sırdır söylenmez. Aşk ehli ölmez, sırdır söylenmez. Yanmayan bilmez ateşi aşka. Yanmayan bilmez ateşi aşka. Ey padişahım, affet günahım. Ey padişahım, affet günahım. Yanmaktır kârım ateşi aşka. Yanmaktır kârım ateşi aşka. Seyit Nesim'i terk eyle resmi. Seyit Nesim'i terk eyle resmi. Yandır bu cismi ateşi aşka. Yandır bu cismi ateşi aşka. Uyandı bülbül, uyandı avazı arşada yandı. Gülün aşkına boyandı seher vakti, seher vakti. Gülün aşkına boyandı seher vakti, seher vakti. Bentler kırıldı o sesten, bülbül kurtuldu kafesten. Cevap geldi her cihetten, seher vakti, seher vakti. Cevap geldi her cihetten, seher vakti, seher vakti. Aşık oldu bülbül güle, gül de aşıktır bülbüle. Geldilerden giden yine, seher vakti, seher vakti. Geldilerden giden yine, seher vakti, seher vakti. Gül bülbüle neşe saçtı, nice sırlarını açtı. Bülbül de güle sarmaştı, seher vakti, seher vakti. Bülbül de güle sarmaştı, seher vakti, seher vakti. Hasrettiler, buluştular, birbirine kavuştular. Söyleştiler, gülüştüler, seher vakti, seher vakti. Söyleştiler, gülüştüler, seher vakti, seher vakti. Gül naz eder bülbül niyaz, diller döker avaz avaz.
en az kaldı nedeni yaz. Seher vakti en az kaldı nedeni yaz. Seher vakti. Ahmet gel bülbülü gülden, gülü ayırma bülbülden. Haberdarız biz bu demden, seher vakti. Haberdarız biz bu demden, seher vakti. O Celle Celaluhu ile eyvallah, gönlüne sağlık, Allah razı olsun. Gönlümüzü hoş ettin, Allah razı olsun. Gönlüne, nefesine sağlık. Evet dostlar, her şey için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Rabbimize hamdolsun, Rabbimize şükürler olsun. Yine bizi buraya getirdi. Sohbet, muhabbet ettirdi. İnşallah Allah tekrar nasip eylesin. İnşallah. Biz böyle bir araya gelmekten, bu tehvis sohbetini yapmaktan memnunuz, hoşnutuz. İnşallah sizler de memnun ve hoşnut oluyorsunuzdur. Allah bu manada anlayışımızı artırsın, feyzimizi artırsın. Aşk, muhabbet, ihsan eylesin. Tefekkürümüzü geniş eylesin. Biri bir göstersin, iki sandırmasın. Put fırkatın narına yandırmasın inşallah. Tehvit güzeldir. Sohbeti, muhabbeti hoştur. Yani bunun sohbeti, muhabbeti böyle hoş ise haliyle hallenip yaşamak ne kadar hoştur artık onu siz düşünün. Hani demiş ya, yarattığına bakmış ya, yarattığı bu kadar güzelse yaradan ne kadar güzeldir. Yani bu Allah'ın bize bahşetmiş olduğu, sunmuş olduğu tevhid bu kadar lezzetli, güzel ise sohbeti, muhabbeti. Haliyle hallenip yaşayanlar ne kadar güzeldir. Hazreti Muhammed'in o tadı lezzetini hayal bile edemeyiz. Allah'ın sohbeti, muhabbeti güzel ise Allah'ın kendisi ne kadar güzeldir. Tarifi bizi mest ediyorsa, yani Allah şöyledir, Allah böyledir tarif ediliyor ki Allah kendini öyle tarif ediyor. Esmasını anlatmış, sıfatlarını anlatmış, kendisinin nasıl olduğunu anlatıyor. Biz de duyuyoruz, mest oluyoruz. Kendisi gerçek manada ne kadar güzeldir, ne kadar hoştur, ne kadar latiftir. Bunu biraz düşünelim, tefekkür edelim yani. Onu düşünmek bile çok güzel. Allah'ı düşünmek, Allah'ın güzelliğini düşünmek, güzel olduğunu düşünmek, o bile bizi böyle mestu hayran eder yani. E ona güzel bir kul olalım inşallah. Eğer ona layık bir kul, güzel bir kul olur isek, Allah niçin bize sırrını açmasın? İçin bize kendi güzelliklerini ifşa etmesin. Niye o güzel kullarına sırrını açmış da, ama güzel kullarına diyoruz bak. İnşallah biz de o güzel kullarının, salih kullarının zümresine dahil olabilir isek, Allah'ın izni keremiyle bize de sırrını açacaktır. Bize de o güzelliklerinden lütuf edecektir inşallah, verecektir. Hiç şüpheniz olmasın dostlar. O yoldayız, yolumuz o yol.
Hedefimiz o. Hep sohbetlerde söylüyoruz. Hayal anlatmıyoruz. Hayal satmıyoruz dostlar. Gerçek bir hakikat var. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bir tat var, bir lezzet var. Onu tatmaya çalışıyoruz. Tadan tatmış ve tattırmış. Şimdi tatmaya, biz de tattırmaya, tatmaya çalışıyoruz. Yani. Hayal yok. Yok, yok. Onun için Allah bize de nasip etsin. Bize de versin. İstiyoruz. İstiyoruz. Allah isteyin diyor. Biz de istiyoruz. Hatta vermeyecek olsaydı diyor istemeyi vermezdi. Demek ki verecek ki bize istemeyi vermiş. Biz isteyelim. Israr edelim diyor. Israrla isteyelim. Nasıl ısrarla isteyeceğiz? Israrla Allah diyeceğiz. Edeple kapısını çalacağız. Al, 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 al. Kapısını çalacaksın. Edeple. Kapını çaldım ya Resulallah. Edeple. İşte edep bu. Erkan bu. Paldır küldür kapısına dalmayacağız yani. Edeple. Allah, Allah, Allah vuracağız. Israr edeceğiz. Kapısında bekleyeceğiz. Bir gün kapıyı açıverir. Artık dayanamaz. Ya bu kadar ısrar etti. Bu kadar edeple kapımızı çaldı. Ve edeple kapımızı da bekledi. Artık onu alın içeri. Der ya der der. Allah merhametsiz değil. Yeter ki o kuluna itimat etsin, güvensin. Allah'ın itimatını kazanır. Bu Allah'ın itimatını nasıl kazanacağız? Nerede bulacağız da bu Allah'ın itimatını kazanacağız? Allah'ın Resulü'nün o günü itibarını kazananlar. İtimatını kazananlar Allah'ın itimatını kazandılar. Ve onun varislerinin bugün ondan sonra gelen ve bugüne kadar gelmiş olanlar, kamil insanlar işte onun varisleridir. İşte onun itimatını kazananlar Allah'ın itimatını kazanırlar. Edeple kapısını çalacağız. Gönül evine girmeye bakacağız. Bir gün açar kapıyı, hadi gir der. Şüphen olmasın o zaman işte. Sen kara kaşlı, kara gözlü arıyordun, başka bir şey bulursun herhalde. Ya senin hayalindeki gibi olmayabilir ya. Çünkü Allah tövbe haşa, hayal ürünü değildir. Senin hayalinden, zannından münezzehtir yani. Sen kendince bir şeyler zannedebilirsin. Bir şeyler beklenti içine girebilirsin. Allah böyle alt üst eder yani. Hiç umduğun gibi de olmayabilir. Allah Allah, bu böyle olur mu? En aslında sen ne zannediyordun ya? Şaşma o zaman ya. Eyvallah dostlar. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti ve yasifun ve selamun aleyhi ve selin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.